Kocası olan ve Damla'yı taciz ettiğini iddianameden bildiğimiz, Damla'nın tırnaklarında DNA'sı bulunan Mehmet Kurabioğlu ile ilgili ne biliyorsunuz? Nasıl bir adamdır? Size neler yaşattı? Kendisi nasıl anlatayım? Çok iyi rol yapabilen bir insandır. Herkese kızım, yeğenim, canım, cicim. Hani Damla'yı telefonla aşkım diye kaydetmiş. Gerçekten de insanlarla bu denli konuşan bir insandır. Hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten yardımsevermiş. Böyle hani iyilik yapmak için davranıyormuş gibi bir insandır ama özünde öyle bir insan değil. Siz o zaman 11-12 yaşlarında onun evine kim tarafından bırakıldınız? Yani niye gittiniz onun evine? Ya dediğim gibi benim halamın evi oluyordu. Yani halamla beraberdik. Ben o zamanlar Görüşüyordunuz. Onlarla... Görüşüyordunuz Tabii halanızı. tabii. Hı. O dönem çok sıkı fıkıydık. Hani hatta halamla beraber hani gezerdik, ederdik, fındık toplardık. Hani biz bu denli samimiydik onlarla da. Köye gideceğim diye hani sabah erken kalkacağız diye o gün Nerede beraber ya. oldu Hani... bu olay? Bu olay nerede yaşandı? Kilimli Bölüm Mahallesi'nde. Nerede, yine Zonguldak'ta mı? Kilimli Bölüm'de. Zonguldak'ta pardon. Yaşandı. Ha. Ben normalde Antalya'da yaşıyorum. Zonguldak'a yazın gidiyorum. Tamam. Tatil Yine bu, yapmak yani için hep Zonguldak'ta yaşamış o zaman Mehmet Bey eşiyle evet. beraber. Eşin adı neydi? Hava. Evet. O da Hava. Hava, Hava. Hanım'la beraber orada. Peki daha ikisinin de ilk evliliği mi? Evet, ilk evlilikleri. Yani 30 yıl aşkındır da evliler bildiğim kadarıyla. 30 yıl aşkındır da çocukları olmuyor. Ya da evet, iyi ki de olmuyor. Yoksa o kıza da o çocuk da perişan olacaktı. Onu bilemeyiz tabii ama 30 yıldır çocukların olmaması isteyerek mi bilerek mi ya da aslında çocukları mı olmuyor tıbben onu bilemiyorum. Sağlık sorunlarından kaynaklı muhtemelen. Evet. Peki siz o eve gittiğinizde size nasıl davrandı Mehmet Kurabioğlu? Ya böyle hani yeğenim, hani saçımı okşardı yeğenim, canım benim. İşte ben seni seviyorum. İşte bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle. Ben seni korurum, Yani kollarım. halanızın, Hani Hava gerçek... Hanım'ın gösterdiği ilgiden daha fazla ilgiyi Mehmet Bey mi gösteriyordu size? Evet. Ya ama onun o dokunuşlarından, o size karşı olan tavırlarından yani 11-12 yaşında bir çocuk olarak da siz rahatsız oldunuz. Evet, rahatsız oldum. Sonra Ama ne hani yaşadın? İster istemez de hani kötü bir şey düşünemedim zaten çocuğum. Hani çocuk anlamaz böyle ki. Bir şey hiçbir 11 şekilde yaşında. Aklıma gelmezdi. Evet. Yani o yüzden mesela Hani kız çocuklarını uyarmak lazım. Senin bedenine dokunuyorsa yani işte lütfen dikkatli ol diye kız çocuklarını, özel erkek çocukları da bence öyle. Yani sadece tabii. kız çocukları değil yani. Çocuklarımızı diyelim aslında. Evet, nasıl? Çocuklarımızı bu anlamda uyaralım. Uyarmamız Tabii lazım. tabii yani. Yani böyle çok yakınımızda olan insanlar onlara dokunmasını, vücutlarını da ellemesini, bir anne baba bile dokunmuyor öyle geldiği zaman. Evet tabii benim ki. De var kız çocuğum tabii şimdi ki yani. Herkes çocukların Hepimizin mahremi çocuğu var var yani. yani. Aynen öyle. Çok dikkat etmek Anne lazım. de öyle, Gerçekten baba da hele öyle. şu devirde çok dikkat etmek lazım. Peki o tacizin yaşandığı günü işte bir mümkün olduğu kadar ekranlardayız. Milyonlarca bizi izliyor. Paylaşır mısınız? O gün ne oldu? O gün işte dünkü anlattığım gibi çarşıya indik. İşte iç çamaşırı aldı bana. Ondan sonra geldik işte oturduğumuz hep beraber hani Siz de kalabalık bir şekilde peki Hava mahallede. Hanım da geldi mi? Halanız da geldi mi alışverişe? Hayır, hayır. O sizi götürüyor. Evet, tek başına götürdü. Allah, iç çamaşırı alıyor size. 11-12 yaşındasın. Evet. 11-12 yaşındaki bir çocuğa alınacak şey mi bu yani? Yani o gerçekten inanılır gibi değil yani. Mide bulandırıcı. Yani. Devam edin. O gün işte geldik, sonra işte hep beraber yemek falan yedik. Zaten Ramazan ayıydı, sahura oturacaktık. Hı. Dediğim gibi halam sofrayı hazırlamış, duşa girmişti. Ben uyuyordum. Hı. Gözümü açtığımda onunla yüz yüze geldim. Yanınıza yani, mı yatmış? Yanıma uzanmaya çalışıyordu. Hani soymaya başlamıştı beni, yanıma uzanıyordu. Ben çığlık atacakken ağzımı kapattı, kalktı yataktan. Özcan Bey, eğer birine soy... Bir dakika durun ya. Ya Allah aşkına. Yani 11-12 yaşındaki bir çocuğa, 10-11 yaşındaki bir çocuğa, yeğeni akrabası olan bir çocuğa bunları yapan, yaptığını iddia ediyor hanımefendi. Evet o. Yapan, acaba kim bilir Damla'ya ne yaptı ya? Ne yaptı? He? Senin Mehmet abi de... En büyük Allah. Yani İnşallah. Ev hapsini için ev hapsi kararı veriliyor olmasını da bütün yani inanılmaz bir şekilde eleştiriyorum ve isyan ediyorum. Olacak iş değil yani. Evet. Olacak iş değil ya. Çıkamaz olsun. Ömür boyu hapiste kalsın.
Peki yani kızınız o eve, komşusunun evine, Mehmetlerin, Havvaların evine ne kadar, her gün orada mıydı? Yok, Havva'yı çağırıyordu, iş yaptırıyordu, ona camları sildiriyordu, o kadar. Siz öyle biliyorsunuz belki. Ya sen öyle biliyorsun. Evet, ben öyle biliyorum. Kim bilir orada ne yapıyordu yani? Çünkü o kızın mesajı çok anlamlıydı, rahmetli. Ben bir kez daha ekranlarınıza getirmek istiyorum. Aslı, o hazır mı mesajı, Damla'nın mesajı? Yani bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Tıpkı akrabasına 10-11 yaşlarında yapmaya çalıştığı, evet, gibi, anlattığına göre. Çok korktum ve bırakmasını söyledim. Yere oturdu, beni çekti. Aşkım Damla diyor ya, insan kızı kızı ya, kızına bunları yapıyor yani. Ben onu itip eve geçtim. Kimselere bir şey çaktırmayıp odama geçtim, ağladım. Benden büyük diyor, yaşlı, sapık diyor. Biliyorum ilk başta diyeceksiniz, ne diye sorgulayacaksınız diyor. Şu an ekran başında bazı izleyicilerimiz de maalesef bunu yapıyor olabilirler. O zaman diyor eşi yoktu diyor evde. Demek ki Havva Hanım evde yokken de kızı çağırmış. Havva Hanım evde yokken, bak buradan kızının şeyini onu anlıyoruz. Evet. O zaman Havva evde yokken Damla'nın orada ne işi vardı Özcan ya? Ben evde olmuyordum ki. İş çıkıyordu ya, işe gidiyordum. Ve Havva diyormuş ki o senin abin, senin kızı gibi görüyor. Ben kime inandıracağım kendimi diyor. Yani sizi de inandıramayacağını düşünmüş. Evet. Özcan, yani seni inandıramayacağını düşünmüş. Bu çok acı bir şey değil mi sence? Acı bir şey. Neden peki böyle seni inandıramayacağını düşünmüş Mehmet'le ilgili olarak? Çok mu samimiydin sen bu Mehmet'le? Yok, samimiydi değil. Mahalleye geldikten sonra samimiydi oldu. Kapıya gelirdi, çay içiyordu, o kadar. Yemeğe falan seni alıyorlar mıydı? Gel yemeğe, yok, gel getiriyor muydu? Yok. Zaten senin abin senin kızı gibi görüyor ama kime inandıracağım kendimi? Zaten böyle giderse ben kendimi öldüreceğim. İşte. Böyle giderse. İşte. Kim bilir, bu 6 Mayıs'ta yazılan bir mesaj. Evet, nasıl ki, nasıl, ne gitti yani? 6 Mayıs'ta dediğiniz gibi 6 14 Mayıs'ta. 14 gün sonra da çocuk kendi canını kıyıyor yani. Bu 14 gün içerisinde, şimdi 6 Mayıs'ta kızına bunları yapmışsa Mehmet Kurabiyeoğlu, 14 gün içerisinde kafaya koymuşsa, hedefine koymuşsa onu, kim bilir ona ne yaşattı? Doğru diyorsun. Şurada ne diyor Didem Hanım? Benden büyük, yaşlı, sapık diyor. Bakın, sapık. Evet. Ne artık teklif etti acaba Damla'ya? Şeyde sapkınlıkta bulunduysa. Ya da ben bilemiyorum. Şimdi Havva Hanım bu kadar işine sahip çıkıyor. Havva Hanım bu kadar şeyi ne kadar işin tamam, içinde merak yeğenine, ediyorum yani. Kendi yeğenine ne söyleyecek? Ha, kendi yeğenine ne söyleyecek? Havva Hanım hadi bunda eşine sahip çıktı. Kendi yeğeni için ne söyleyecek? Eşine sahip çıktı da bu bir iddia, bir soru işareti. Allah acaba Allah. Sadece Mehmet Bey mi bu işi yapıyor? Yoksa Havva Hanım'la beraber mi çocuğun başına ben bir şey geçiyor? Ben Havva Hanım'ın bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. O dün takıldığımız cümlede mesela beni yolladı diyor ya. Benim o cümleyi okuduğumda anladım. Havva Hanım'ın Damla'yı oraya yolladı. Ve şey diyor, ilk ifadesinde 12.54 mi ya da 13 civarlarında pazardan gelirken gördüğünü söylüyor. Evet. Hani bu 9 parmaktaki DNA'yı belki de o anda bir şey oldu Didem Hanım. Görüyor, evet, çünkü karşılaşıyorlar. Sonra önce şeyde poliste diyor ki ben diyor 12.30 sularında pazardan geldiğim esnada evet, karşılaştım. Halı yıkamacıya gidiyorum, geleceksen oraya gel dedim diyor. Poliste ilk verdiği ifadede. Savcıda da diyor ki ben vefat ettiği gün hiç görmedim diyor. Daha sonra HTS kayıtlarını. Görmediyse o DNA'nın o parmak izlerinde, evet, ne işe atırmak HTS var. Kayıtlarını gösteriyor. Yani ben sadece Mehmet Kurabiyeoğlu'nun değil, o zaman eşi Havva Kurabiyeoğlu'nun da ölüme sebebiyet vermekten en azından yargılanması gerektiğini, evet, düşünüyorum. Ben eşinin bilgisi olmadan bu olayda, evin içerisinde bu olayların yaşandığını düşünmüyorum. Bu kadar ya hanımefendi, akrabasına sor. Sizin halanızın kocasıyla ilgili bu kadar yaşananlardan dolayı bunlardan bir haber olması, habersiz olması mümkün mü sizce? Haberi olmayabilir. Şöyle söyleyeyim size. Havva halam gerçekten aşırı derecede saf. Yani öyle Özcan Bey de tanıyorsa. Çok, evet, saf, evet, biri mi? Saf biri. Aşırı derecede saf biri. Kim ne dese ona inanır. Koca hani, senden. Gerçekten yani hani lafın gelişi değil. Hı. Aşırı derecede saf bir insan. Çünkü ben bunu benim olayım ilk çıktığında telefonla görüştüm, Antalya'daydım. Hala dedim senin eşin bana bunu yaptı. Hı hı. Bu yüzden dedim bunlar ortaya çıktı. Benim eşim yapmaz, sen benim eşime iftira atıyorsun gibi şeyler söyledi. Damla olayında bile birkaç kere halamla görüştüm ben. Hala daha kendisi eşine inanma taraftar.
civarında. Hani size inanmıyor, kendi komşusuna inanmıyor. Söylüyorum. Peki siz hala Damla'ya inanmıyor, kocasına inanıyor ya demediniz mi? Hala bu adam senin kocan bana 11-12 yaşlarındayken yanıma uzandı. Üstümü soymaya çalıştı. Bana bunu yapmaya çalışıyordu. Hala nasıl inanıyorsun demediniz mi siz? Diyoruz da anlatamıyoruz. Laf anlatamıyoruz. Hala daha benim kocam demek gereksiminde bulunuyor. Ne kocaymış kardeşim ya. Allah yani Allah. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Söyleyin Didem sonra Hanım. Telefonda biri ben... var, önemli biri. O da o gün cenazenin olduğu gün komşu Mehmet'in tavırlarını biraz şüpheli bulmuş. Onu bize anlatacak. Söyleyin, dinliyorum sizi hanımefendi. Ben dün canlı yayına bağlandım diye Mehmet Kuralboğlu'nun erkek kardeşi benim ailemi arayıp küfür, hakaret ve tehditte bulunuyorlar. Biz de hemen suç duyurusunda bulunun. Hemen suç duyurusunda bulunun. Evet. Hemen ya, suç duyurusunda bulunun. Eğer başınıza kim, adı ne sizi arayıp tehdit eden kişinin? Serkan Kurabioğlu. Beni değil, benim ailemi arıyorlar. Merve nasıl canlı yayına çıkar? Şimdi bu da ekranda bir ihbardır. Ama canım, lütfen tabii, siz gidip suç duyurusunda bulunun, olur mu? Bizzat gidin kendinizde tabii bulunun. Tabii ki. Lütfen bulunun yani. Yoksa yanlarına kar kalıyor. Ben buna üzülüyorum. Ya, ve kabul edemiyorum, çıldırıyorum gerçekten bu anlamda. Evet ya. Didem Hanım, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Muhtemelen şu an sadece... beni izliyor. Değil Serkan Kuralboğlu, bütün Zonguldak arayıp beni tehditteyse ben Damla evet, mezarında rahat yatmadan Mehmet Yüzey'e... Herkese örnek olun. Helal olsun. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi i̇şte ne kadar olmalı. Vicdanlısınız. İşte böyle olmalı. Duyuyor musunuz Belkuyu köyü sakinleri? Duyuyor musunuz? Bravo. Ya duyuyorsunuz değil mi? Bakın bir kadın cesurca çıkıyor, her şeyi anlatıyor. Siz de bildiklerinizi anlatın lütfen ya. Ne korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Allah'ım yarabbim. Sadece kız çocuklarımız değil Didem Hanım. Erkek çocuklarımız da aynı şeylere maruz kalabiliyorlar. Tabii tabii. Burada, bütün çocuklarımız. Burada az önceki kızımızın o yazdığı mesajda daha babasına söylemeye cesaret edemediğini görüyoruz. Evet. Biz bunlarla çok karşılaştığımız için buradan çocuklarımıza da seslenmek istiyorum. Ay, lütfen. Lütfen vücut bütünlüğünüze dokunulduğu anda sakın buna bana inanmazlar. Bilmem işte beni yalanlarlar falan diye düşünmeyin. Anneniz olmasa babanız, babanız olmasa kardeşiniz, mutlaka birine bahsedin. Mutlaka kapanmayın kendinize. Tamam. Bu arada